Devamlı seyahat eden kişilerin mutlaka yanında bulundurması gereken şeyler var. Çünkü insanın başına ne zaman ne geleceği belli olmaz. Özellikle bilmediğiniz bir ülkeye veya şehire giderken çantanıza koyduğunuz bazı eşyalar hayat kurtarıcı olabilir. Tabi şimdi burada yanınıza alabileceğiniz şeyler sınırlı olduğunda çantanızda çok yer kaplamayan eşyalara yönelmeniz lazım. Devamlı seyahat eden insanlar beni daha iyi anlayacak. Çanta hazırlamak sanat gibi bir şey. Çünkü bu sadece fiziksel bir eylem değil. Burada ihtiyaçlara, tercihlere ve seyahat ama amacına yönelik bir denge kurulması lazım. Yoksa yanınıza aldığınız gereksiz ağır yükler yüzünden belki tatil için çıktığınız seyahat bir eziyete dönüşecek. Peki günümüzde bir insanın yanına kesinlikle alması gereken ne var? Şimdi tabii ki kişisel hijyen ürünleri, ilaçlar veya ilk yardım kiti gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Bizim ilgilendiğimiz kısım teknolojik ürünler. Hafif bir laptop, seyahat amacına uygun e, belki bir dijital kamera veya oyunlardan uzak kalamayanlar için bir el konsolu gibi ürünler çoğu kişinin vazgeçilmezi. Bunların hepsi dijital detoks yapmıyorsanız genellikle yanınızda bulunduracağınız şeyler. Bu arada akıllı telefonları saymıyorum bile artık onları yanımızdan ayırmamız mümkün bile değil. Şimdi tabi bu ürünler beraberinde önemli bir sorunu da getiriyor. Şarj meselesi. Diyelim yurt dışına çıktınız. iş seyahati, Erasmus veya tatil hiç fark etmez. Havaalanında indiniz ve telefonunuzun şarjı bitmek üzere. Şarj aletini çıkardınız ama bir baktınız ki prizler bizim ülkedekilerden çok farklı. İşte böyle anlarda yanınızda kesinlikle bir powerbank olmalı. Eğer en kötü senaryo senaryoda power bankinde şarjı bittiyse tek ihtiyacınız olan evrensel bir seyahat adaptörü. İşte bugün inceleyeceğim iki üründe tam olarak bununla ilgili. McDonald'ın CP347 evrensel seyahat adaptörü ve MC324 power e. Öncelikle oldukça tatlı duran power bankin neler sunduğuna bakalım. MC324 dijital bir ekrana sahip kompakt yapıda bir power bank. Üzerinde dahili olarak tip C uçlu bir kablo barındırıyor. Yalnız kablonun çok uzun olmadığını belirteyim. Ancak eğer kablo taşımak istemiyorsanız veya yanınıza almayı unuttuysanız epey iş görüyor. Ayrıca kablo yan tarafa sabitlenebildiğinden sadece şarj için değil taşımak için de kullanılabiliyor. MC324 oldukça sağlam yapıda. Malzeme olarak ABS ve yanmaz polikarbonat kullanılmış. 240 gram ağırlığı ve ufak boyutuyla gayet taşınabilir düzeyde. Renk olaraksa mavi, mor ve siyah seçenekleri mevcut. Üzerinde bir adet tip C girişi, bir adet Lightning girişi ve bir adet USB-A çıkışı var. Bu bağlantı noktalarının sağladığı toplam güçse 22,5 watt. Üstelik power delivery desteği de bulunuyor. 10.000 mAh kapasiteli power bankin LCD ekranından şarjın yüzde kaç kaldığını görebilmek mümkün. Kendi şarjı bittiğinde ise ortalama 3 saat içinde tam doluma ulaşabiliyor. <laughs> MC 324'ü farklı telefon modelleriyle test ettiğimde hepsinde sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ayrıca bunlar Xiaomi, iPhone ve General Mobile gibi birbirinden bağımsız markalarda. Hatta Xiaomi telefonlar kendi markası dışında bir kabloyla şarj edildiğinde genelde sadece hızlı şarj teknolojisiyle doldurdu. Ancak Powerbank'in kablosunu taktığımda mini şarj turbo teknolojisini kullanarak doldurdu. Powerbank'i bir kenara bırakırsak cp 347 önden bakıldığında Transformer logosunu andıran tasarımıyla oldukça turistik duran bir adaptör. Aslında sadece adaptör demek yanlış olur. Ayrıca bir priz dönüştürücü olduğundan ikisi bir arada bir ürün. Tek siyah renk seçeneği bulunan cihazın malzemesinde aynı Powerbank gibi yanmaz polikarbonat kullanılmış. Power Delivery destekli adaptörün üzerinde bir adet USB c 2 adet USB-A bağlantı noktası mevcut. Bu sayede 3 cihazı birden şarj edebilmek mümkün. Öte yandan USB-C 20 Watt, USB-A'lar ise 18 Watt çıkış gücüne sahip. Ancak 3 cihaz aynı anda bağlanırsa güçler bölüştürülerek aktarılıyor. USB-A girişlerinin üzerinde bulunan LED, adaptör prize takıldığında yanarak çalışır durumda olduğunu göstermeye yarıyor. Yan tarafta ise priz uçlarını çıkarmak için 3 adet kaydırmalı düğme bulunuyor. İlk ikisi Avrupa ve Birleşik Krallık uyumlu ülkelerin, üçüncüsü ise ABD uyumlu priz uçlarını çıkarıyor. Bunlar sadece tek tek de kullanılmıyor. İkili şekilde farklı kombinasyonlarla da kullanılabiliyor. Hangi ülke hangi prizi kullanıyor tam olarak ben de vakit değilim. Ancak ekranda gördüğünüz gibi her bölgenin kendine özel bir girişi var. McDonald'un dediğine göre CP347 200'den fazla ülke ve bölgedeki prizlerle uyumlu. Diğer tarafta ise prizleri açtıktan sonra kapamaya yarayan bir güvenlik kilidi tuşu bulunuyor. Ön taraftaki Transformers logosuna benzettiğimiz alansa ayrıca priz takabilir ekstra bir soket işlevi de görüyor. Bunların haricinde adaptörde kullanılabilir başka bir alan yok. Genel olarak baktığımızda iki üründe ufak boyutları, hafiflikleri ve sahip oldukları özellikleriyle seyahatler sırasında çantada olmayı hak ediyor. Özellikle sık sık yurt dışına çıkıyorsanız seyahat adaptörü kesinlikle hayat kurtarıcı olabilir. Fiyat tarafında MC3243 Powerbank 858 lira, Mekdo'da CHP3471 seyahat adaptörü ise 790 liraya bulunabiliyor. Evet fiyatların bir tık pahalı olduğunu kabul ediyorum. Ancak bu çok işlevsel olduğu gerçeğini de değiştirmiyor ürünlerin. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Yiğit Cankaya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.